Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dr. Ötker'in şekersiz sakızlı muhallebisini inceleyeceğiz. Şekersiz sakızlı muhallebi derken kendiniz arkadaşlar tatlandırabilirsiniz tabii ki. Şeker miktarını kendiniz ayarlayacaksınız. Damla sakızlı olduğunu da belirtmek istiyorum. Ambalajından hemen bahsedeyim. Bu ambalaj arkadaşlar diğer muhallebi paketlerinden veya puding paketlerinden daha ufak bir paket, bir ambalajlama olmuş. 4 porsiyonluk bir ürün ve yaklaşık 35 gramlık. Şimdi diyeceksiniz şeker miktarını nasıl ayarlayacağız? Burada arkadaşlar bir tablo vermişler. Az şekerli ise 1 yemek kaşığı, yani yaklaşık 20 gram. Orta şekerli ise 2 yemek kaşığı. Şekerli ise 3 yemek kaşığı koymanızı istemiş. Peki nasıl yapacağız? Demiş ki öncelikle arzu ettiğiniz şeker miktarını belirleyin demiş. Bu şeker miktarını belirledikten sonra şekeri ve poşetin tamamını bir kapta karıştırın. 50 ml, yani yaklaşık 2,5 su bardağı sütü bir tencereye boşaltın ve üzerine karışımın tamamını ilave edin demiş. Daha sonra orta ateşte sürekli karıştıracağız. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 25 gram, yani 1 yemek kaşığı margarini ekleyeceğiz ve 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Ocaktan alıp biraz soğuması için bekletin demiş arkadaşlar burada. Daha sonra ise muhallebi çırpma kabını alıp mikserin en yüksek devrinde 5 dakika boyunca çırpın demiş. Daha sonra ise kapları boşaltıp soğuk şekilde servis edin demiş. Besin değerlerine bakalım arkadaşlar. Tabi besin değerleri içerisine koyacağınız şeker miktarı ile değişken olabileceği için burada arkadaşlar ürünü aldığınız takdirde bunların hepsini görebileceksiniz. Fakat ben size az şekerli olanınkini söyleyeceğim. 100 gram için söylüyorum şu anda. Enerji miktarı 129 kilokalori. Protein 4.21 gram. Yağ ise 7.28 gram arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden mutfağımıza geçelim ve muhallebimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sakızlı muhallebimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle ambalajını açalım. Gördüğünüz gibi şurada bir ambalaj açma yerini belirtmişler. Açalım. Biz az şekerli yapacağımız için yaklaşık 1 yemek kaşığı şeker koyacağız içerisine ve karıştıracağız. Bu şekilde. Biraz karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağını tencereye koymuştum arkadaşlar ben. İçerisine boşaltacağız ve sürekli bir şekilde karıştıracağız. Orta ateşte arkadaşlar kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra margarin ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyoruz. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı, yani 25 gram margarinimizi içerisine ilave ediyoruz. Şu şekilde. Ve 3-4 dakika daha bu şekilde, yani kısık ateşte karıştırmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Margarin zaten hemen kayboluyor. 3-4 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 3-4 dakika karıştırdık. Şimdi soğuması için bir kenara ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, yeteri kadar soğudu. Şimdi çırpma kısmına geldik. En yüksek ayarda çırpacağız arkadaşlar, 5 dakika süreyle. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yeteri kadar karıştırdık. Şimdi artık servis kabını alacağız. Götürelim servis kabımıza. Alalım. Evet. Gördüğünüz şekilde bir servis için bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben soğuması için bir süre daha bekleyeceğim. Size daha sonra incelemesini yapacağız. Tadım videomuzu yapacağız yani.
Evet, muhallebimiz hazır. Şimdi tadımını yapıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi. Sakız tadı kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Hakkını veriyor. Yalnız şekeri dediğim gibi istediğiniz şekilde katabilirsiniz. Ben çok fazla şeker kullanmadığım için. Benim için ideal, fakat şeker kullanan biri için 2 kaşık şeker katabilirsiniz. Oldukça güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Fiyatından da bahsedeyim hemen. 1 lira 40 kuruş. Tam 4 porsiyon çıktı ayrıca bundan. Denildiği gibi. Benim hoşuma giden bir ürün oldu. Tabi çeşitli servisinde farklılıklar yaratabilirsiniz. Tarçın ve benzeri şeyler kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.